Önce patlıcanları bir soyacağız. Arkadaşlar bu öyle bir yemek olacak ki ister yemek olarak kullanın, ister börek olarak kullanın. İki aşamalı bir yemek. Nasıl istiyorsanız bunu o şekilde tüketebilirsiniz. Hemen patlıcanlarımızı bir kuşbaşı doğruyoruz. Patlıcanları doğrarken de dış tarafından doğramayın. Şu kabuklar ne yapar? Bıçağı kaydırır, elinizi keser. Arkadaşlar bana en çok sorulan sorulardan biri, usta patlıcanı niye tuzlu suya koymuyor? Arkadaşlar patlıcanın kendi acı. Tuzlu suya koyduğun zaman da daha çok acı oluyor. Halbuki tuzlu suya değil de şekerli suya koysanız tuzu içine çekeceğine şekeri içine çeker, daha yumuşak, daha güzel bir lezzet olur. Ben ikisine de koymuyorum. Direkt patlıcanı bu şekilde kullanıyorum. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Bir tane büyük boy soğan. Bir tane en büyüğünden soyulmuş domates. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ben karışık kullanıyorum. Malzeme kullanırken kendinizi çok kasmayın. Allah ne verdiyse diyelim. Tabandan lezzet versin diye soğanın içine iki diş de sarımsak atıyorum. Malzememiz bu kadar. Şimdi ocağın başına geçeceğiz. Tenceremizin altını yaktık. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum içine. Genelde 5 kişi yarım fincan yağ yeterli oluyor. Yağdan duman çıkmadan hemen soğanı ilave ediyoruz. Yağdan duman çıktığı zaman yağımız yanmış olur. Yağdan duman çıktığını görmeyeceğiz. Soğanımızı orta ateşte bir kavuruyoruz. Tabii bunu daha çabuk kavurabilmek için hemen bir kapak kapatıyoruz. 10 dakikalık işimizi 5 dakikaya düşürüyoruz. Tekrar soğanı kontrol ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanımız kavrulmaya başladı. Hafiften rengini attı. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada biberini atıyoruz. Bir tane de kapya biber atıyorum. Tekrar kapağı kapatıyorum. İçimde biberler iyice bir yumuşayacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle gösterelim. İçinde biberler tamamen eridi. Rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Kapağı kapatıyorum. Ortalama orta ateşte 2 dakika salça malzemeyle beraber bir kavuracağız. 2 dakika geçti. Yemeğimiz dibine yanmaya başladı. Hemen domatesleri atıyorum. Şöyle bir kere domatesleri de karıştırıyorum. Bu halde bile ekmeğe dürsen yenir. Tam bu aşamada patlıcanları atıyorum içine. Sık ateşte şöyle ne yapıyorum? Yavaş yavaş patlıcanları bir karıştırıyorum. Salçayı patlıcanların da her tarafına bir değdiriyorum. Evet. Tencereye patlıcanlar biraz fazla geldi. Biraz sonra ne yapacak? Pişmeye başladığında, sulandığında dibine çökme yapacak. Karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Tam bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su veriyorum. Kapağı kapatıyorum. Bütün sebzeler suyunu bırakacak. Kendi buharında bunu ne yapacağız? Karıştıra karıştıra yavaş yavaş pişireceğiz. Orta ateşte 5 dakika geçsin. Arkadaşlar şöyle bir daha gösterelim. Görüyor musunuz? Yemek fokur fokur kaynıyor. Arada böyle bir karıştıracağız ki sıcak sadece bir yerde kalmasın. Ortalama pişme süresi bunun 20 dakika. İnşallah 20 dakikada pişer. 20 dakikada pişmezse tam pişme süresini ben size söyleyeceğim. Şöyle bir gösterelim. Kısık ateşte tam 25 dakika oldu. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar ben çok seviyorum. Bir tatlı kaşığı acı biber.
yani pulver, yarım tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber attık. Buna başka hiçbir şey katmayacağız. Şöyle bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu sofraya koy, ekmek yetişmez. O kadar lezzetli oldu. Tabi bunun şimdi bu yemeği 3 şekilde değiştirebilirsin. Birincisi böreğe çevirebilirsin. İkincisi üstüne yumurta kırarsın. Üçüncüsü de hiçbir şey kırmazsın, hiçbir şey yapmazsın. Bu şekilde yersin. Biz şimdi ikinci tercihe geçiyoruz. Börek kısmına. Hemen şöyle birinciyi bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçine patlıcan doldurdum. Uğraşmadan bildiğiniz inanılmaz bir gözleme oldu. Çok da lezzetli olacak. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı unumuz var. Tam ölçüsünü ben size vereceğim. 2. bardak sütümüzü de boşalttık. 2 su bardağı una, 2 su bardağı sütün tam gelmesi lazım. Tabii bu unun özüne göre değişir. Önce bir çırpıyoruz. Yumurtayı daha sonra karıştıracağız. Una yapıştığı zaman ne yapar yumurta? Bir daha dağılmaz. Yarım fincan sıvı yağ. İki tane de yumurta kırdık. İçinde hiç pürüz kalmayana kadar çırpacağız. Çok hafiften bir yoğunluğu var. Burada bir fincan süt var. Bir fincan süt daha boşaltıyoruz. Sütü birden kaldırıp boşaltmayın. Anında ne yapar? Sos açılır, daha sonra un ilave etmek zorunda kalırsınız. Sosumuzun kıvamı bu arkadaşlar, görüyor musunuz? Koyu çorba kıvamında. Tekrar bir daha rica ediyorum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sosumuz da hazır. Arkadaşlar krepleri ocağın başından geri getirdim. Tuz atmayı unutmuşum. 1,5 çay kaşığı tuz atıyorum. Hiçbir şeyimiz eksik kalmasın. Tekrar ocağın başına geçiyoruz. Tavamız çok fazla sıcak olmayacak. Şöyle içine bir çay kaşığı kadar bir sıvı yağ ilave edeceğiz. Yağı her tarafına bir süreceğiz. Tava sıcak olursa döktüğümüz gibi yapışma yapar. İçine bir kepçe krep sosu döküyorum. Sosu döktüğüm gibi hemen şöyle bir çeviriyorum. Arkadaşlar buradaki en önemli püf noktalardan biri tavanız çok fazla sıcak olmasın. Her tarafına çevirdim. Şöyle bakın, incelttim. Kısık ateşten biraz yükseltiyorum. Orta ateşe getiriyorum. Tavaya şöyle vurduğumuzda kendiliğinden ne yapacak? Oynayacak. Kendiliğinden oynamıyorsa çok fazla müdahale etmeyeceğiz. Krep kendini bırakacak. Şöyle fırçayla veya bir peçeteyle ne yapacağız? Kenarından yağ ile bir destekleyeceğiz. Peçeteyle yapıyorum ki çok fazla yağ yemesin diye. Tekrar bir daha deniyoruz. Oynamaya başlamış. Görüyor musunuz? Biraz daha bekleteceğim. Şimdi krepimizi çevireceğiz. Kavurmuş olduğumuz patlıcanı şöyle hilal olacak şekilde ayarlıyoruz. Ön tarafına atıyoruz. Patlıcanların içine susuz vereceğiz. Çok fazla su vermeyelim. Bir de çok fazla patlıcan vermeyin. Krebinizi yırtmasın. Tam bu aşamada elinizde varsa şöyle az bile kaşar ilave edebilirsiniz. Lezzet patlaması olsun diye. Aynı şekilde şöyle salladığımız zaman öbür tarafı da oynayacak. Şuradan tutacağız. Şöyle getireceğiz. Hemen şöyle bir bastırıyor. Sıcağı ile krepler birbirine bir yapışsın. Aynı gözleme yapar gibi ne yapacağız? Altını biraz yükselteceğiz. Şimdi bunu kızartacağız. Hemen şöyle bir çeviriyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki tarafı da efsane kızardı. Bir tane tarifte iki tane tarif vermiş oldum. İster patlıcanlı krep, isterseniz sabah kahvaltısını akşam yemeğine sadece patlıcanı yiyebilirsiniz. Hemen bir de öbür tarafını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yemede yanında yap. İster bu şekilde tüketebilirsiniz. Kahvaltılarda isterseniz
gözleme şeklinde tüketebilirsin. Hemen şöyle yemeğimizi gösterelim. Arkadaşlar yemeğin kefiri benim. Lezzetine baktın, inanılmaz derecede güzel. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparım. Afiyet olsun.